Bizlere sayısız nimetleri yanında gönüllerimizi Kerim Kitab'ın rahmet yüklü mesajlarıyla buluşma imkanı lütfeden Rabbimiz Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Kerim Kitab'ın ilk muallimi kainatın efendisi Efendimiz'e salat ve selam olsun. Saygıdeğer valim, sayın bakanım, kıymetli belediye başkanım, değerli hayırseverimiz, Bozar ailesi, kıymetli Kur'an dostları, değerli öğrenciler, öncelikle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün sevincimize, bugün bu özel günümüze teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Saygıdeğer valim, kıymetli misafirler, bugün hakikaten bizim için çok özel bir gün. Bunun hikayesiyle başlamak istiyorum. Göreve yeni başladık. İlçeleri geziyoruz. Nizip'e de gelelim dedik. Nizip bizim merkezin dışındaki en büyük ilçemiz. Buradaki imkanlarımız, buradaki zayıf yönlerimiz, güçlü yönlerimiz nedir diye ziyaret ettim. Ziyaret ettiğim yerlerden bir tanesi de Kur'an kursumuzdu. Kızlarımızın kaldığı Kur'an kursuydu. Hakikaten çok zor şartlar altındalardı. En büyük özlemleri şöyle bahçesi olan, avlusu olan, sosyal mekanları olan güzel bir mekanımız olsun. Biz böyle bir mekan arzu ediyoruz demişlerdi. O gün o emaneti aldık ve hamdolsun Cenab-ı Hak bizlere bu imkanı lütfetti. Dertlenince Rabbimiz Teala imkan veriyor. Gaziantep'in bu güzelliği var. Siz dertlenirseniz, siz gaye edinirseniz, valisiyle, büyükşehir belediye başkanıyla, hayırseveriyle, ilçe belediye başkanıyla bütün imkanlar iyilik için, geleceğimiz olan evlatlarımız için seferber ediliyor. Bizler inanıyor ve biliyoruz ki evlatlarımız, çocuklarımız, bütün aileler olarak bizlerin geleceği, umudu ve toplumunun istikbalidir. O yüzden özellikle kız çocuklarımızın burada okuyacak olması, burada hafızlık yapacak olması bizim için son derece önemli. Çok nitelikli bir kurs oldu elhamdülillah. Derslikleri, yatakhanesi, kantini, sohbet mekanı, yemekhanesi ve bu sosyal alanlarıyla hamdolsun yavrularımızın çok rahatlıkla hafızlıklarını yapabilecekleri nitelikli bir mekan olacak. İnşallah bu kurslar plan yaparsa, yarınınızı düşünüyorsanız tohumla ekiniz diyor. 100 yılı düşünüyorsanız ağaç dikin ama gelecek nesilleri düşünüyorsanız insan yetiştirin. İnsan yetiştirmede de bu tür mekanlar ve bu kurslarımız da en güzel mekanlar. İnşallah bu hanım kızlarımız, hanım bacılarımız geleceğin annelerini, geleceğin babalarını, geleceğin nesillerini ve büyüklerimizi hep beraber buradan aldıkları ilim ve edep ve terbiyeyle yetiştireceklerine biz inanıyoruz. Burası bir zamanlar Sayın Valim, Sayın Bakanım şer güçlere hizmet ediyordu. 15 Temmuz öncesinde şer güçlere hizmet eden bu bina elhamdülillah bundan sonra vatanını, devletini, milletini, toplumunu, ailesini, bayrağını ve ezanını seven ve düşünen nesillere hizmet edecek. Bu noktada da bu tesisimizin hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Özellikle rahmetli Mustafa Bozar amcamı da rahmetle yad ediyorum. Kendisi rahmetli oldu, baba dostumuzdu.
Ama geride bırakmış oldukları evlatları sadaka-i cariye olarak bu tesisi anneleri ve babalar adına yaptırarak onların amel defterinde inşallah kıyamete kadar hayır hanesine yazılmasını temin etmiş oldu. Ben kendilerine can yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bereketini artırsın harcadığınız paraların. Yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Gerçekten çok fedakar bir şekilde çalıştı. Kendisi de katkıda bulundu. Hasan abiye teşekkür ediyorum. İlk günden bugüne kadar hala burası için çalışıyor ve çabalıyor. Allah onun emeklerine, gayretlerine sağlık versin. Katkımızdan dolayı Sayın Valime ve Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Tesisimizin ilçemize, milletimize, özellikle de hafız kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Bütün katılımcılara da saygı ve sevgiler istiyorum. Sizin ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bizim inancımıza göre her canlı ölümü tadacaktı. Mezara giderken diyor, üç şeyle gidiyorsunuz. Evlatlarınız, malınız, mülkünüz ve ameliniz. Sizi bir şey sizi yalnız bırakmıyor, ameliniz. Bugün sadaka-i cariye dediğimiz şey, evlatlarınız ve mallarınız yeniden dönüyor diyor. Şimdi Mustafa abimiz Covid sürecinde rahmetli oldu. Ve arkada böyle hayırlı evlatlar bıraktı. Buradan çıkaracağımız ders şudur, aldığımız nefesi vereceğimizin garantisi yok. Arkada hayırlı bir ömür bırakmak için hayırlı eserler bırakmak lazım. Karıncalar gibi çıkarıp çalışıp da dev eserler bırakmak gerekiyor. İşte bugün çıkan eserler bunun bir göstergesi. Kendiliğinden olmuyor. Tam bir takım çalışması var. Bir Gaziantep modeli var. Sayın Valimizin başkanlığında biraz önce kıymetli müftümüzün söylediği gibi bu modelde herkesin ucundan tuttuğu tam bir imece modeli var. Mehmet Sarı kardeşimize de biraz önce de açılışlarında bulunduğumuz taziyevimizin, değerli başkanımızın eşinin adını verdiği meslek kursumuzun beraberinde taziyevimizin olduğu kursanizip bu konuda hakikaten merkezin dışında en cömert, ilim, irfan sahibi, hikmet sahibi insanların olduğu, kardeşlerimizin olduğu bir ilçemiz. Biz bundan ziyadesiyle memnunuz ve mutluyuz. Biz hangi medeniyetten geliyoruz? Bizim medeniyetimize baktığımız zaman Gaziantep Küçük Buhara, Bedrettin Ani'lerin memleketi ve bu memleketteki medeniyet kodlarımıza bakınca oku diyen ve ilk vahinin oku dendiği bir medeniyetten geliyoruz. Sevgili Peygamberimizin Hira Dağı'ndan indiği zaman ilk yanına gittiği Hazreti Hatice. Biz yeni Hazreti Hatice'ler yetiştirmek için oradaki saliha kadınların ilmini, irfanını geleceğe taşımak için bu kursları açıyoruz. O yüzden Hazreti Hatice dediğiniz kim? Dönemin, o çölün içerisinde dönemin en güçlü kadını, kervansarayları olan, malı mülkü olan, zenginlikte parmakla gösterilen birisi. Ama sevgili Peygamberimizle birlikte inancı için her şeyini feda edip en son hayatının son döneminde üzerindeki elbiselerin yamalı elbiseler giydiği bir kadın, bir örnek kadın, bir saliha kadın. Cennetle müjdelenen bir kadın. Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe rivayet edince bir hadisi kimse tartışmıyor. Hazreti Hatice'den, Hazreti Ayşe'den rivayet dendiği zaman kesin kabul görüyor. Çünkü Görmez hocamızın bu toprakların yetiştirdiği Diyanet İşleri Başkanımızın hadis uzmanı kendi. Yalancı hadisler var. Hakikaten hakiki hadisler var. İkisini birbirinden ayırt eden bir eğitim ve öğretim alanı var. Hadis deyip geçmeyin. Ve sevgili Peygamberimizin yaşantısı aslında Kur'an'daki söylenen her şeyin nasıl uygulandığını bize gösteriyor. O nasıl bir baba? Nasıl bir aile reisi? Nasıl torunlarını seviyor? Hasan Hüseyin için nasıl bir muhabbet ortamı oluşturuyor? Nasıl bir yönetici? Nasıl adaletli? Nasıl iş ehline veriyor? Nasıl bu alanda örnek çalışmalar yapıyor dediğiniz şey ete kemiğe bürünmüş güzel ahlak. Güzel ahlak timsali. Ve babasının annesi dediği kız evladı. Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma'nın hayatına baktığınız zaman çok örnek bir yaşantı var.
Hazreti Ali ile olan evliliğinden olan torunlar var ve oradan çıkan bizim açımızdan çok önemli öğretici hayatı var. Hazreti Fatıma demek mücadele demek. Mücadele. Mücadele eden demek. Ben biraz isim hakkını da çok önemsiyorum. Kendi ismimin de öyle bir mübarek cennetle müjdelenmiş birisinin ismini taşımaktan da onur duyuyorum. Çok kıymetli belediye başkanım, değerli müdürlerim, değerli hocalarım, odalarımızın kıymetli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle biz eğer 1000 sene sonra, 2000 sene sonra bu topraklarda var olmak istiyorsak 3 tane müesseseyi, 3 konuyu önemsememiz lazım. Nedir bunlar? Birincisi dinimizi muhafaza etmemiz lazım. İkincisi dilimizi muhafaza etmemiz lazım. Üçüncüsü aileyi muhafaza etmemiz lazım. Bunlar kendiliğinden olan işler değil. İşte ya niyet ettik aileyi muhafaza etmeye, niyet ettik dinimizi muhafaza etmeye, niyet ettik dilimizi muhafaza etmeye. Bunun için bir şey yapmak gerekiyor. Önce ekeceğiz, sonra biçeceğiz. Gençler elhamdülillah hepsi bizlerden daha şuurlu, daha duyarlı. Ama bunun çeşitli tesislerle, çeşitli mekanizmalarla korunması lazım, geliştirilmesi lazım. Her döneminde farklı eğitim modelleri oluyor. Şu anda en önemli eğitim modeli, en önemlilerinden biri diyelim, 4-6 yaş Kur'an kursu. Müftümüze teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin sağladığı fırsatı, hayırseverlerimizin sağladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Aynı şekilde yatılı Kur'an kursları çok önemli. Bugün Bozar ailesine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ailecek Nizip'te böyle bir şey niyet ettiler. Böyle bir eseri tekrardan ayağa kaldırdılar. Bu yatılı Kur'an kurslarında yetişen her bir kardeşimiz, her bir evladımız bizlerin hem bu dünyada hem öbür dünyada bir anlamda önderi olacak. Hayırseverlerimizin merkezde yapılan her işte Nizip'te aynısının yapıldığını görüyoruz. Bunun tesadüfi olmadığını biliyoruz. Hepsinde bir şekilde irtibat noktası Mehmet Sarı Başkanımız. Kendisinden Allah razı olsun. Nizip'teki o mayanın olduğunu biliyoruz. O mayanın olduğunu görüyoruz. Hayır hasenet konusunda birbirleriyle yarıştığını görüyoruz. Buraya gelmeden önce bir okul açılışı yaptık. Sağ olsun Müslüm Erdoğan hayırseverimiz. Yine aynı şekilde bir taziye evine gittik. Özyurt Başkanımızın kendisinin yaptı. Baktığımızda nitelikleri değişmekle birlikte her konuda bir hayır hasenet konusu var. Allah buna da yetişen kardeşlerimizin, evlatlarımızın bahtını açık etsin. Buna vesile olan, başta Bozar ailesi olan, olmak üzere her konuda bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Başkanımıza, ilçe belediye başkanımıza, müftümüze, ilçe müftümüze, kaymakamımıza ve bu güzelliği bugün bizimle paylaşan her birinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsanlığa son vahyi Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinde insanlara okumayı emreden, kalemle yazmayı ve insana bilmediğini öğreten Rabbimize hamdolsun. Kadın erkek bütün insanlara ilim tahsil etmeyi gerekli kılan rahmet elçisi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya binlerce salatu selam olsun. Ya Rabbel Alemin, huzuruna ellerimizi açtık. İlçemizin önemli bir eksiğini giderecek çok önemli bir kurumumuzu, hayır Kur'an kursumuzu açıyoruz. Ya Rabbi, huzuruna durduk, dergah-ı uluhiyetinden bizleri boş geri çevirme. Kur'an kursumuzu hayırlı mübarek eyle. Hayırseverimizin yapmış olduğu bu hayırlı hizmeti kendisi için, ölmüşleri için sadaka-i cariye eyle. Bunun benzeri
benzeri hayır kurumlarını, bunun benzeri eğitim kurumlarını kamu hizmetinin nitelikli hale getirecek güzel hizmetleri yapabilecek hayırseverlerimizin sayılarını arttır ya Rabbi. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Hayırseverlerimizden razı ol ya Rabbi. İşlerine bol bereketli kazançlar lütfeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Bu güzide eğitim kurumundan geleceğimizi, yarınımızı şekillendirecek annelerimiz, ailelerimizin temelleri atılacak ya Rabbi. Nesillerimizi hayırlı eyle. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi için, bu güzel eğitim yuvamızın hayırlı mübarek olabilmesi için ve bahusus Allah rızası için. El Fatiha. Kızlar, hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah.